Herkese merhaba. Evet, birazcık ayın ortasına geldik ama bu makyajı çekmezsem olmazdı çünkü çok eğlendim hani gittiğimde. Tamam, şimdi neyden bahsettiğime geleyim. Burada bilmiyorum biliyor musunuz ama yani dünyanın her yerinde şu anda Pride Month olarak geçiyor. Yani onur ayı şeklinde. Ya bakın böyle tişört bile aldım. H&M'in erkek reyonundan. Yine teşekkürler erkek reyonu. Neyse, geleceğim nokta. Burada Los Angeles'ta çok güzel böyle Pride Parade diye bir şey oldu ve biz de oraya gittik. Bayağı eğlendik. Yani herkesin özgürce takıldığı, istediğini yaptığı, bayağı eğlenceli ve renkli insanların olduğu bir yerdi. Yani Pride Month'ın ne olduğunu bilmiyorsanız eğer veya Onur Ayı'nın, bu böyle LGBTQ hatta AI bakmam lazım. Sonradan bir sürü şey eklendi ve eklenmeye de devam ediyor. O yüzden emin olamadım. LGBTQIA. Tamamdır. Doğru söylemişim. Tebrikler. Bunu temsil eden bir onur yürüyüşüydü. Bu sırada başlıkta ne olduğu yazıyor. Şu anda ne olduğunu açıkladım. Hani bu konuyla ilgili boş boş konuşulacaksa şimdiden hani videodan gidebilirsiniz. Yani kesinlikle bu konuda eleştiri kabul etmeyeceğim. Çünkü saçma yorum da kabul etmeyeceğim, direkt sileceğim. Ya tamam o zaman. İsteyen istediğini yapabilir. Herkes istediğini yapmakta özgür. Yeah. Ve bu konseptle ilgili makyajımıza başlayabiliriz. Bu sefer gittiğim paletten de böyle videolar ve çok tatlı fotoğraflar koyacağım. Ya bayağı eğlenceliydi gerçekten. Ya her gün böyle olabilir. Zaten her gün öyle olsa dünyada bir problem kalmaz sanırsam. Oraya gideceğim diye ben de dedim ki hemen eğlenceli bir makyaj yapayım. James Charles makyajındaki gibi bir makyaj yapmak istiyordum ama bir baktım sabahın köründe başlamış. O yüzden daha hızlı olmam gerekiyordu. Bu paletlerle eğlenceli bir makyaj yapmaya karar verdim. O yüzden hadi bakalım Pride Parade'e nasıl gittim? Hep birlikte görelim. O zaman hemen başlayalım. Yani gerçekten çok eğlenceliydi. Bir yerde böyle konser vardı hemen. Ya sokağa girdiğiniz gibi zaten rengarenk anlatamam. Teşekkürler uçak, evet. Böyle balonlar, bayraklar, insanlar. Hani girdiğiniz an oranın pozitif enerjisi, o sokağın pozitif enerjisi zaten sizi kaplıyor yani. Ve bayağı da bir sıcak gündü onun olduğu gün. Ona rağmen bayağı durduk biz de. 11'den 2'ye kadardı zannedersem. Aynen 2'ye kadar durduk biz de yani. Ve bir sürü topluluk hani ellerinde bayraklarla, pankartlarla, eğlenceli balonlarla geziyordu. Herkes birbirine böyle bir şey veriyor falan. Hediyelik eşya, balon, şeker, öyle şeyler. Onun haricinde çok ilginç bir şey de vardı. Asos diye bir internet alışveriş sitesi var burada aslında. Galiba İngiltere'nin ama hani bilen varsa eğer. Onun böyle bir arabası vardı. Onda şansımızda Patrick Star ile Gigi Gorgeous da vardı. Hiç beklemiyorduk. Millet bayağı çıldırdı onları görünce. Sonra akşamında da konser vardı ama biz ona kalmadık. Çünkü bayağı da kalabalıktı. Anlatamam. Şimdi evet. Bu iki paletimizle makyajımıza başlayalım. Çok basit bir makyaj yaptım. Dediğim gibi pek zamanım yok. Gönül isterdi ki daha fazla makyaj yapsaydım ama o sıcakta o da kalır mıydı bilmiyorum. Bu sırada bu Maybelline'in sevdiğim Laminate Craze paleti. Buradaki bu Sherbet isimli mat ten rengi rengini bütün gözüme sürüyorum. Klasik. Klasik bir deniz başlangıcı. Ondan sonra şöyle şunu alıp burada Berry Ice diye hafif şeftali tonlu bir farımız var. Bununla da şöyle bir geçiş yaptım. Şimdi eğlenceli kısmına gelelim. Burada Ice Pop diye çok canlı, güzel bir pembemiz var. Ya hatta bundan önce şuradaki Coral Punch'a birazcık şey yapmak istiyorum. Normal makyajımda bunu yapmadım yani ama şimdi neden olmasın? Şu anda vaktim var. O zaman yoktu. Yani sokakta olan bir parade'e yetişeceğiz diye koştur koştur çıktık. Ya çok eğlenceliydi. Bu ay böyle her yerde böyle yürüyüşler veya etkinlikler olmaya devam edecek. Zaten internetten falan da bence Instagram'da falan bayağı ilgili şeyler görmüşsünüzdür. Veya markalar da o kadar çok böyle şeyler yaptı ki. Bilmiyorum Türkiye'ye geldi mi? Bence gelmiştir ya. Yani gelmediyse ayıp artık. Değil mi? Bu sırada Ice Pop diye şuradakini şimdi sürüyorum. Böyle bunu bayağı ağır sürdüm. 3-4 kat falan. Neyse ki bu far istediğimiz gibi yoğunlaştırılabiliyor. O yüzden iyi. Ya bakın hemen ne kadar eğlenceli oldu. Bu bile yetti. Renkler,
Yani her türlü özgürlük daha böyle ruhumuzu açmıyor mu, enerjimizi genişletmiyor mu, ağrımızı, her şeyimizi, tam bana göre. Bir şeyler yapmışlar, inanamazsınız. Hani insanlar öyle şeyler giymiş ki, hani keşke, bilmiyorum şimdi ne fotoğraflar çektim, bu videodan sonra bakacağım ama gerçekten çok eğlenceliydi. Hele bir ekip geçti, balonlarla arkalarına kanat yapmışlar. Ama o kadar çoklardı ki bir ara sadece balon geçiyor gibi falandı. Çok komikti. Evet, pembemizi yaptık. Bence yeterince belli oluyor. Daha ne kadar belli olabilir? Şimdi asıl paletimizin de adını veren Laminate Craze olan şu sarıyı parmağımla gözüme süreceğim. Çünkü olduğu gibi sarının çıkmasını istiyorum. Bu şekilde. Ya bir şey vardı, onu galiba fotoğraflarda yakalayamadım. Çünkü gördüğümde böyle gözlerimden kalpler çıktı ve haa diye sadece baktım yani. Ya köpeklere kıyafetler giydirmişler, böyle parade'den bir ara köpekler geçti, kediler köpekler. Tatlılardı, çok tatlılardı. Umarım bir fotoğraf falan vardır, bilmiyorum. Tamam, böyle ağır bir şekilde sarımızı koyduktan sonra bu pembeyi sürdüğümüz fırçayı tekrar alıp şöyle yapalım ki hafif birleşsin. Ama çok az yapacağım çünkü sarıya gerçekten gelmesini istemiyorum. Bakın hemen geldi bile. Gerçekten çok güzel bir palet. Hala almaya kaldı mı? Şimdi gözümün altına gelelim. Gözümün altı için mor istedim ama burada mor yok. O yüzden Soda Pop paletini kullanmaya karar verdim. Ya bu Türkiye'ye geldi mi artık? Yani gelmediyse lütfen. Maybelline neler yapıyorsun? Çok güzel. Şimdi buradan Grape Pop isimli olan şöyle çok eğlenceli. Hatta bunu da yakından göstereyim. Şöyle burada daha pembemsi görünüyor ama aslında mor. Yani Grape. Niye Grape deyince aklımıza mor geliyor ki? Mor değil ki o da. Bilmiyorum. Neyse bunu şöyle yassı bir fırçayla gözümün altına bolca süreceğim. Evet, bu şekilde belli oluyordur umarım. Olabildiğince gökkuşağının bütün renklerini hani sürebilmek istedim ama gözüm değer bu kadar zannedersem. Şimdi birazcık şu göz pınarlarımızı parlatalım değil mi? Bunun için de tekrar Laminate Craze'e gelelim ve şurada gerçekten artık videonun karşısında birine ihtiyacım var soracak. Hatta şurada da bir renk varmış. Şöyle 1, 2 ve aslında 3 tane rengim var. Keşke görünse. Bu daha sarı. Bu duochrome bir pembe. Ya niye görünmüyor? Bu da böyle güzel şampanya rengi bir şey. Aslında onu süreceğim. Evet. Strawberry Lemonade isimli olan. Bunu böyle alıp tıt tıt yüzümüzün içine birazcık parlaklık verelim. Ya parladım mı? Bence parladım. Tamamdır. Şimdi birazcık patates gibi göründüğümü hissediyorum. O yüzden şöyle bir allığımızı sürelim falan. Ondan sonra devam edelim. Bunun için de tabii ki de Nars'ın bu paletini kullanacağım. Ama bu paleti kullanıyorum diye beğendiyseniz üzülmeyin. Hepsi olan renkler. Yani şunların benzerleri var. Bu Laguna, bu da Hot Sand. Hot Sand bir ara Limited Edition'dı ama artık koleksiyonlarına koydular. O yüzden çok başarılı. İnsanlar genelde Albatros'u seviyor ama Albatros olan highlighter'ı, ama ben her zaman Hot Sand'ciydim. Böyle garip bir bilgiyi neden verdim bilmiyorum ama highlighter zevkimi merak ediyorsanız Nars'tan Hot Sand. Yani Laguna'ya zaten bir şey demiyorum. Yenmiş durumda. Oh no, bitiyor. Bilerek bir de bol bol yaptım. Çünkü orada ya tabii ki de biliyordum ki drag queen'ler falan da olacaktı. Tabii ki de şaşırmadım, varlardı. O yüzden ne kadar abartı makyaj o kadar iyi, ne kadar hatlar belli o kadar iyi.
arasındaki parlak pembeyi alalım tabii ki de. Çok azıcık abartı oldu. Tamam, yeter. Birazcık da belli olsun hatta. Okay. En son ise highlighter olarak bu çok sevdiğim Maybelline'in Master Strobing Stick'ini kullanacağım. Benim sevdiğim numara 200 olan böyle güzel şampanya bir renk. Hemen şöyle göstereyim. Morun yanın... Abi neden hiçbir şey görünmüyor? Teşekkürler, ışık kalitesi çok iyi. Neyse. Işıkla biraz oynadım. Hayalet gibi görünüyor olabilirim ama artık bazı şeyler evet şu anda biraz daha görünüyor. Makyajım da bu şekilde, daha net görmek isterseniz. Bunu böyle direkt laps diye süreceğim yani. Böyle kalmayacak. Şöyle parmağımızla pıt pıt pıt. Şöyle elimde kalanları da şöyle yapayım. En son olarak ise şöyle Rimmel London'dan bir tane kaş rimelim var. Onu böyle tarıyorum yani. Artık bu hala üretiliyor mu bilmiyorum bile. O kadar eski bir şey ki ve nasıl bir formül yaptılarsa belki de artık zararlı bile bilmiyorum. Hala kurumadı. Kaç senedir benimle birlikte kim bilir. Ama hala varsa çok başarılı yani, seviyorum. Benim gibi kaşlarınız yerinizde durmuyorsa. Bir insanın hem kaşı az olup hem de nasıl yerinde durmaz. Ya tamam. O zaman şimdi eğlenceli bir yere geçelim. Bunu bilerek sona sakladım. Başka bir makyajımda da kullanmıştım ama mavi rimel. Bence bu makyajla çok iyi oluyor. Çünkü dediğim gibi gökkuşağının bütün renklerini kullanmak istedim. Kullanabildiğim kadarını da kullanıyorum. Hemen 500 kat sürüp geliyorum. Bu da bu sırada merak eden olursa. Yves Saint Laurent'den maskara bu renk. Bu kadar. Ya bakın belli oluyor mu? Bence oluyor. Daha ne olsun. Ya yeterince gökkuşağı oldum mu? Tamam. Bay bay. Gözüm bu şekildeydi. Hani aslında makyajım bu şekildeydi. Çünkü yani bir lip gloss sürüp gitmiştim. Ondan sonra tabii o da kalmadı saatler sonra. Ama hadi dudağımız boş kalmasın. Onun için Milani'den bu 04 numaralı bir dudak kalemim var. Ve bununla birlikte Fenty'nin bu lip gloss'unu süreceğim. Bu şekilde makyajı umarım beğenmişsinizdir. Umarım gösterdiğim fotoğrafları ve videoları da beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz veya da böyle ilginizi çeken neler olduysa aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Onun haricinde abone olmayı ve like bırakmayı da unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.